aşı olmayan eğitimci kalmayacak. Veliler de ya aşılarını tamamlayacak ya da düzenli olarak PCR testi yaptıracak. Uygulanmasını istiyorum. Çünkü çok önemli bir şey bu. Uygulanması şart. Çünkü çocuklarımızın sağlığı için, gelecekler için çok önemli bir şey. Servis çalışanları, okul içerisindeki çalışanlar ve eğitimciler dahil olmak üzere hızlı bir şekilde ivedilikle aşılanmaları gerekiyor. Çünkü hala hazırda o grubun içerisinde de ciddi bir kesim, bildiğim kadarıyla 5 kişiden bir tanesi hala hazırda aşılanmış değil, çeşitli gerekçelerle. Ya herkes aşı olmalı ya da sağlıklı olduklarını göstermeliler ki bu çocuklar okula gitsin, artık eğitim devam etsin. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için en etkili silah aşılama. Peki öğrencilerin aşılanmasına ilişkin çalışmalarda son durum ne? Aşılama oranı %70'lere çekebilmemiz için yaş grubunu da daha aşağılara çekmemiz lazım. Nitekim şu anda hala hazırda bildiğim kadarıyla 15 yaşa, 15-17 yaş arasındaki gruba yönelik, inmeye yönelik hazırlıklar var. Önümüzdeki günlerde de yine aşılama oranını arttırmak amacıyla da 15 yaşın altına 12 yaşa kadar olan periyot düşünülebilir. Araştırmalara göre yüz yüze eğitim uzaktan eğitime göre öğrencinin başarısında daha etkili. Uzmanlar sosyal becerilerin artması için de yıl boyu telafi eğitimlerini öneriyor. Ekranın karşısında sadece dinlediler, kendilerini ifade edemediler, konuşma becerileri geride kaldı. Yazıyı çocuk kendi kendine yazdı. Yazıların yazılış yönleri, yazılar sıkıntılı. İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinde yazma becerilerini yeniden gözden geçirilmesinde yarar var.